Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kozalak ve kara incir reçelinden sonra süt reçeli yapacağız. Süt reçeli için malzemelerimiz 5 paket toz vanilya, 5 silme çay kaşığı karbonat, 7 su bardağı toz şeker ve 5 kilo inek sütü, taze süt. Taze inek sütü kullanırsak çok daha iyi olur tabii ki. Öncelikle 7 su bardağı şekerimizi atıyoruz. Karıştırıyoruz. Şeker erinceye kadar karıştırırsak çok daha iyi olur. Şimdi kaynamaya bıraktık. Evet, kaynadıktan sonra sütümüz 5 paket toz vanilyamızı atıyoruz. Vanilya rengini vermeye başladı dikkat ettiğiniz üzere. Yaklaşık 1 saat kaynadıktan sonra karbonatımızı atacağız. Karbonat tamamen süt reçelinin sırrıdır. Oldukça köpük oluyor görüyorsunuz. Köpük kabarıyor. Büyük bir tencere kullanma sebebimiz köpüğün sütü taşmasına sebep olması. Bu nedenle hızlı karıştırıp kısık ateşte yapıyoruz. Eğer bunu başaramazsak kapatıp köpüğünü söndürdükten sonra devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2 saattir reçelimiz kaynıyor. Gördüğünüz gibi rengi de değişmeye başladı. Kıvamı da koyulaşmaya başladı. Evet arkadaşlar, şu anda rengimiz oldukça koyulaşmaya başladı. Tam bir sütlü kahve kıvamında. Ya da biraz daha koyu diyebilirim. Çünkü daha da koyulaşacak. Taze inek sütü kullandığımız için vanilyanın da verdiği renkle böyle bir yoğunluk ve renk oluştu. Evet arkadaşlar, reçelimiz istediğimiz kıvama geldi. Rengi, yoğunluğu. Bu 410 gramlık şişelere dolduracağız. Ben kışlık içinde, hediye için veya arzu edenlere verebilmek için de şişelemeyi düşündüm. Bu nedenle bir 5 kilo kadar yaptım. Kepçeyle zor olacağı için bir cezve yardımıyla daha kolay doldurulacağını düşündüm. Birazdan tabak servisimize geçeceğiz. Soğuttuktan sonra hep birlikte göreceğiz kıvamını. Evet arkadaşlar, reçelimiz buzdolabında soğuduktan sonra tamamen kendi kıvamını aldı. Rengi ve dokusu muhteşem. Lezzetini anlatamam. İnanılmaz derecede güzel bir lezzeti var. Yaklaşık 6,5 saat kaynattım. Kahvaltı sofralarımızın özellikle vazgeçilmezi olacağından eminim. Ben artık yapacağım, size de tavsiye ederim. Reçelimizi işte bu süslediğim kavanozlara dolduracağım. Afiyet olsun.